Merhaba arkadaşlar, kanalımızın ilk videosundan hepinize merhaba. Kanalımız bilgisayar parçalarına yardım ve hizmette bulunan bir kanaldır. Hakkımızda bu bölümleri görürsünüz zaten. Arkadaşlar, bugün size bir iyi haberim var. Bir de kötü haberim yok yani, bir de sizin söyleyeyim. Hep iyiler denk gelecek inşallah. Arkadaşlar, bu tanıtımdan sonra bu anakartı bir arkadaşa hediye edeceğim. Yorum atan arkadaşlardan birini seçeceğim. Çok yorum atmazsanız sevinirim. Hani yorum da gelmeyebilir çünkü ilk videom. Kanalımı ama yine de çoğaltmayı başarabilirim de ama ben başaracağımı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, videomuza başlayalım. Bugün ekran kartı ve RAM slotlarını göreceğiz. Ekran kartları, eski seri bir ekran kartları var mesela şöyle. 256 MB normal VGA girişli. DVI girişli de var ama bunlar küçük ekran kartları olduğu için. Yani küçük derken boyutları küçük yani. Mesela bu 256 MB GeForce serisinin 840 serisi. HD bir görüntü alamazsınız bundan. Çünkü megabyte düşük. Bunun fanı neden yok? Eski bir anakart olduğu için fanına herhangi bir şey takmış olabilirim. Pek bilgim yok. Ekran kartımız bu işte arkadaşlar. Yeni nesil ekran kartımız ise birkaç gün önce geldi bana. Şöyle yeni seri 2 GB ekran kartı. O DDR2 idi. Bu DDR3. 2 GB HDMI bir çıkış sağlıyor. HDMI çıkışıyla DVI çıkışı var. Bunda VGA çıkışı yok. Panın filan her şeyi sıkıntısız çalışıyor. Bunu bilgisayarıma takacağım işte. Bu Radeon AMD serisinden. Yani ben ekran kartlarında AMD'yi tercih ederim. Ama gene de siz bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, videolarım nasıl söylesem, kısa olacak ama öz olacak. Mesela bugün ekran kartlarını gördük. Ekran kartlarının slotlarını göreceğiz şimdi. Ekran kartı slotları bunlar. Şu slotlar yeşil. Bu nasıl takıyoruz? Tabi bunların değil. Çok güzel. Aynen. Bakalım daha eski bir tane var mı? Var herhalde. Aynen. Bunlar da eski. Bu 128 MB. Arkadaşlar şurada bir mandal var böyle. Bu mandalı kaldırarak yerine oturtuyoruz. Sonra şu an takmadım bakın. Üstten bastırıyoruz. Ve kıt diye ses çıkıyor zaten. Bu oturmuş demektir. Bunun bu üstteki vidalarından da bilgisayarın arkasındaki kasa yerine montajlıyoruz. Zaten direkt oraya geliyor. Anakartla kasanın arasında kalacak şurası. Bunlar biraz ezik ama burası düz oluyor normalde. Bu taktığımız ekran kartı dahil değil, harici. Harici ekran kartları. Dahili ekran kartları zaten üzerinde var. Bunun mesela kaç bilmiyorum çünkü ben bunu kullanmıyorum, bu anakartı. Anakartı şimdi tanıtacağım. Bir çıkartalım. Gene aynı şekilde o mandaldan çekerek. Böyle biraz zorluyor ama çıkacak inşallah. Şöyle çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi RAM slotlarını göreceğiz dedik size. RAM slotları burada. Bunlar DDR1 RAM slotları. Şeyin giriş de DDR1'di zaten. Bunu siz anakartınıza göre göreceksiniz. Yani göreceksiniz derken aldığınız yerde soruyorsanız zaten size gösterirler.
Göster mesela, bile siz alacağınız bir DDR3 ekran kartı DDR2 olmaz veya DDR2 alacağınız bir ekran kartı DDR1 olmaz. Bunun için aldığınız yere anakartınızı götürürseniz, hani sağlam bir şekilde götürürseniz daha sağlıklı olur. Çalıştığında bakarsınız. Bir de aykut yöneticisinden driverlarını yükleyin mesela, okumuş mu bir bakın oradan. Aykut yöneticisinden bağlantılarda hani orada şeyler çıkar. Üçgen ortasında ünlem olan hata mesajları çıkar. Bu mesajlar aykutunuzun okumadığını veya doğru okumadığını belirtir. Ekran kartlarıyla diyeceğim şu anlık bu kadar. RAM'leri göstereyim. RAM'lerimiz de DDR1. Burada 2 GB bir tane var. Bunları da göndereceğim. Ekran kartı vallahi çalışıyor mu onları bilmiyorum. O yüzden göndermiyorum. Ama bu çalışıyor. Bir de RAM'ler çalışıyor. RAM'ler üzerine beraber gidecek. Çünkü DDR1 bulma olasılığı fazla iyi değil. İşte dediğim gibi RAM slotlarımız 2 tane. DDR1. Bu da aynı şekilde mandal sistemle çalışıyor. Mandallar kapalı olur genelde RAM takılı olduğunda. O göstereceğim bunu zaten şimdi. Şeyleri açıyoruz. Mandalları. Mandallar açıldıktan sonra şu anakartımız, anakart pardon kusura bakmayın, RAM'lerimizi, RAM slotlarımızı oturtuyoruz. Şimdi ben bunu mesela kafama göre oturtmuş olabilirim. Bakın açılmamış. Kafama göre oturtmuş olabilirim. Bunun şurada gördüğünüz delikleri var diyelim. Veya dişleri var. Bir şey var orada. Şu an pek aklıma gelmedi. Şöyle İlk önce şunu şöyle oturtuyoruz, bakıyoruz zaten o RAM slotlarının ortasında delik var. Bu DDR1'lerde, DDR2'lerde, DDR3'lerde ilerisinde değişik slotları var. O slotlardaki RAM şeyleri zaten birbirine uymaz. O yüzden bunları takamazsınız. Şimdi arkadaşlar şöyle oturtuyoruz. Şöyle bastırdığımızda bakın ben hiçbir şey yapmadım. Şöyle biraz sağlamlaştıralım. Oturdu. İkinci RAM slotlarımızı takıyoruz. Aynı şekilde kontrol ederek üstten bastırıyoruz. Ve aynı şekilde sağlamasını yapıyoruz. Ve RAM slotlarımız RAM'ine kavuştu. Bu anakartı tanıyalım şimdi. RAM'leri çıkartalım. RAM'leri de göndereceğim arkadaşlar. Ya ben ihtiyacı olan bir arkadaşı düşünüyorum. Hani bana altı yorumlarla kendinizi anlatacağı şey yaparsanız, hani ben istiyorum yazarsanız ben size ulaşırım bir şekilde. Ben size bir şekilde bu anakartı gönderirim. Neyse arkadaşlar, anakartımız GB'ın 775 RAM serisi Pentium 4. Şurası zaten işlemciyle biliyorsunuzdur. Bu kadar anlatmama gerek yok. İşlemciyle en fazla Core 2'ye kadar kaldırıyor. İşlemci gönderemeyeceğim çünkü işlemcim düşük seviyede yok. Dediğim gibi sağlam bir anakart. İşiniz görür. Buna 2 GB'lık bir ekran kartı. 4.4.8'de bir tane şey alsanız, RAM alsanız, işlemcisi Core 2 İyi yani, Core 2 alırsanız ofis programlarında herhangi bir şey işinize yarar. Bunu göndereceğim dediğim gibi. 2 tane SATA girişi var. Ondan sonra 3 tane herhangi bir şey takacak. Mesela ses kartı falan takacaksınız. Onlar var. USB'si 2.0. Girişleri DDR. Sadece DDR. Ondan sonra Hyper-Trinking var. BIOS sağlam, BIOS pili var. Intel'in BIOS'unu kullanıyor. Ondan sonra 4 tane USB çıkışı var. 4 tane USB çıkış. Bir Ethernet çıkışı. Görüntü çıkışları, seçenekleri. Burada PCI çıkışları var. Klavye ve mouse. Ses, mikrofon, video out filan çıkışlar var.
İşte dediğim gibi arkadaşlar, bu videonun altına attığınız yorumda ben kendim değerlendirip, çekiliş değil bu, hani ihtiyacı olanı göndermeyi düşünüyorum. Dediğim gibi hani attığınız yorumlarda ben buna karar vereceğim ve arkadaşa göndereceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.